Arkadaşlar merhaba. Biraz önce işlediğimiz köpeklere nasıl yedirdiğim, nasıl beslediğimizin devamıdır bu. Köpekler evimden uzak bir yerde olduğu için iki bölüm olarak çekmeyi düşündüm. Şimdi burada tavuğumuzu kemikleri haşlıyoruz. Dişimizi yaktık. Ondan sonra onu güzelce pişireceğiz. Köpeklere böyle bölüştüreceğiz. Suyunu da akşama yağlık olarak kullanmayı düşünüyorum. Bugün hava çok soğuk. Soğukta bunlar için uğraşıyoruz işte. Aç kalmasınlar. Yazık hayvanlara. Biz de ateşin yanında ısınmaya çalışıyoruz onlarla beraber. Arkadaşlar, köpekler de sabahtan işlerimiz vardı. Onlara bir şey vermedik. Köpekler de şu an bekliyorlar. Şunu yapalım. Bu suyundan yine o sahipsiz kedilere, onlara kaplar da var. Onlara dağıtacağım. Onlar da sıcak sıcak içerler. Arkadaşlar bu kemik yaklaşık 45 dakika falan sürüyor kaynaması. Onun için biraz bekleyeceğim. Bu arada size köpeklerin yerlerini göstereyim. Bunların kenarlarını da onaracağım. Köpekler buralarda kalıyorlar. Kenarları açık. Kenarlarını kapatacağım. Atlarına saman koyuyorum ama bizim tavuklarımız da var. Onlar genelde ditiyorlar. Dağıtıyorlar. Mesela şöyle suluklar falan var. Burası da aynı şekilde. Hepsine bir yer yapmışım. Ama kenarlarını soğuklar başladı. Kenarlarını kapatacağım. Zaten yağmurdan falan korunuyorlar. Altına yine onları dağıttıkça ben saman koyuyorum. Ot koyuyorum. Duman. Dumanın yeri de burası. Dumanın ki onlara göre birazcık daha kuytuda. Yani biraz daha sıcak duruyorlar. Ama bunun kenarını da kapatacağım. Köpeklerimi burada besliyorum. Yani bize ait olan bir yer. Burada benim güvercinlerim var. Bunları da sizlere paylaşayım. Güvercinlerimi de baş olduğu için bunlar biraz çekiniyor. Güvercinlerim. Bunların yemlerini de buraya attım. Onları da çıkartıyorum böyle arada. Bunlar da bir hava alsın.
Olmadı arada bakayım diye. Yoksa bir şey yok. Şöyle tavukları. Arkadaşlar. Tavuk biraz geç kaynayacak. Altına bilenler bilir. Teze koydum. Yavaş yavaş kaynayacak. Hadi hayvanlarımıza vereceğiz. Dedekler tutuştu.